Tarım. Acı günler yaşıyoruz. Bu sabah acı bir haber daha aldık. Genel Başkanımız Deniz Bey'i kaybettik. Gerçekten de son derece üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkede demokrasinin gelişmesi için, bu ülkede hakkın, hukukun ve adaletin aranması için büyük çaba harcayan Genel Başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partililere ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Hepsine başsağlığı diliyorum. Malatya'dayız. Başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarım burada, depremi izleyen arkadaşlarım da farkındalar. Hava çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar, belli evler, belli az önce gittiğimiz salon, kişilere yerleri açıyorlar ama dışarıda kalan çok sayıda, arabada kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük bir kısmı Malatya'dan ayrılmış, bu da ifade edildi bize. Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum. Çadır bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan, gerçekten soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, muzdaripler. Yani bize çadır gönderin diyorlar. Ben buradan Türkiye'de çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Sizin elinizde eğer çadır var, çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın. Kaç çadır varsa bize verin, biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz. Şu ana kadar 5. günündeyiz. Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki bir sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler? Akıl alacak şey değil. Bu soğukta insanları soğuğa mahkum etmek. Zaten depremin acısını yaşıyorlar. Bir de böyle bir acıyla, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici. Şunu da ifade etmek isterim. Elbette ki Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye bütün sorunlarını çözebilecek kapasitede olan bir ülke, imkanları var, her türlü imkanı var ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunlar konusunda da hükümete çağrı yaptım, defalarca dile getirdim. Aslında benim seslenmem hükümetin vatandaşın çektiği acıları duymasını sağlamak içindir. Vatandaş bilsin, vatandaşın derdini bilsin, vatandaş çadır istiyor. Ya bu ülkede çadır nasıl olmaz? Çadır stokları nasıl olmaz? Kızılay'ın çadır stoku nerede? AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların bir şekliyle önceden düşünülmesi, hazırlanması, stokların hazırlanması gerekirdi. Bunların olmaması, ulaştırılamaması büyük bir sorun. Buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. İki, elinde çadır olan kim, hangi işletme varsa bize bildirsin. Kaç çadır varsa biz bunları alacağız ve bütün deprem bölgelerine göndereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız burada. Onlar zaten bütün elemanlarıyla, bütün depremin olduğu her yerde elemanlarıyla bir şekliyle sorunları gidermeye çalışıyorlar. Ama çadır bulmakta biz de zorluk çekiyoruz. Çünkü çadır yok. Bunun bir şekliyle bulunması lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.